Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Müzik Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma saat 15'te TRT Radyo 1'de her hafta olduğu gibi internet ve teknolojinin hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Bu hafta ilginç ama keyifli bir konuyu ele almak istedik uzman bir konukla sinema sektöründe teknoloji kullanımını tüm detaylarıyla konuşmak istiyoruz vaktimiz yettiğince. Konuğumuz ise ANS Produksiyon'dan. Ee, Genel Müdürü ve yapımcısı Bülent Turgut Bey hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. Ee, ANS'nin çok güzel işleri var. Hem bunların detaylarını konuşacağız. Öncesinde bizim sponsorumuz TürkSat. TürkSat biliyorsunuz Türkiye Golf TR e-devlet kapısının e, yapımcısı, işleticisi ve geliştiricisi. Oradan uzman direktör arkadaşımız Tuğan Avcıoğlu ile her hafta yeni bir özelliği konuşuyoruz. Bize aktarıyor. Çok da memnun oluyoruz. Tuğan Bey hattaysa Tuvan Bey. Merhabalar. Bey. Ha, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız? Konumuz sinema. Evet. Aynı şekilde yani edeb kapsınız. Bir projesinden bahsedeceğim. Aslına bakarsanız e, Kültür Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürlüğü ile bir proje bu. E, biliyorsunuz edeb kapısı minimize e, bürokratik yetkiyi minimize etmek amaçlı kurulmuş bir proje. E, sinemalar Genel Müdürlüğü'nün e, sunduğu vatandaşlara ve kurumlara sunduğu bir takım projeler var. Bu projeler, proje destekleri diyelim. Tamam. Bu çerçevede e, sinema genel ile şöyle bir proje yürütüyoruz. Vatandaş e, bu desteklere başvurabilmek için gidip sinema genel sinema genel müdürlüğüne başvuru başvurmak durumunda kalıyordu. İki e, durum gerçekten çok fazla bürokrasi nedeni olduğu için. Şimdi edet kapısı üzerinde başvuru yapma şansı olacak. Hı hı. Bu sayede diyelim bin tane başvuru var diyelim desteklenmeye aday başvurular diyelim. Bunların yüz tanesi desteklenecek. Bu bin tanesinin de belgesini toplayıp götürmesi gerekiyordu. Ama şu an kapısıyla artık bu belgeleri toplamadan ön başvuru gibi başvuru yapıp değerlendirme sonucunda gerçek manada desteklenmeye aday desteklenmesi karar verilen projelerin belgeleri artık alınabilecek ve bizzat başvuru yapılabilecek hale gelecek. Bu sayede vatandaş yerinden başvuru yapmış şansı bulabilecek. Hı hı, süper. Yani bu konuda çalışan tüm sanatçılar için, merak duyan öğrenciler için belki süper bir imkan. Belki Bülent Bey bu konuda bir yorum yapabilir. Valla çok etkileyici buldum. Çünkü biz yapımcıların en büyük sorunlarından bir tanesi bir bürokrasiyle uğraşmak. Yani Şu an hakikaten çok mutlu oldum. Bir de bir şey soracağım. Ee, buna eser işletme belgesi başvurusu da dahil mi? Yani bu dahil edilecek mi ileride? Onda da benzer Sınama, prosedürler var olduğu için yani normal sinema filmlerimizi. Ya yani şöyle e, biz bu tarafta sinema genel müdürlüğüyle başlangıç olarak bu sinema destekleri konusunda bir çalışmaya yapmaya karar verdik. Bundan sonraki süreçlerde de minimize etmek için aslına bakarsanız yola çıktıktan sonra diğer proje veya diğer başvuru süreçlerinde edet kapısı üzerinden yürütme noktasında ilerleyecek. Vallahi çok e, sektörden biri olarak çok sevindim bu uygulamaya. Yani bizim için çok hayat kolaylaştırıcı bir şey oldu. Süper. Hatta belki bir basın bülteniyle tüm sinema sektöründe çalışanlara duyuru yapıp onların da bunu duyurması sağlanabilir. Çok güzel gelişme. Hem de TÜKSAT'ın belki burada vizyonunu da ortaya koyuyor. Yani tüm kurumlarla hiç ayırt etmeden herkesle online bir çalışma yapmak istiyor. E, tebrik ediyoruz Doğan Bey. Estağfurullah. Biz vatandaş için varız. Problem yok. Türkiye e, yok. E, e, ben e, teşekkür abi. ediyorum e, aynı zamanda. E, teşekkür ediyoruz. Haftaya e, yeni hizmetlerle beraber olacağız tekrar. Ben teşekkür ederim. Size iyi sohbetler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Abi şimdi e, tabii e, bu gelişmeyle beraber girmiş olduk konumuza. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Belki teknoloji sinemada hep kullanıldı ama işte bir dönüşüm veya bir evrim geçiriyor. E, ama sinema salonları da açılmaya devam ediyor. Evet. E, ...nasıl teknoloji kullanılıyor sinemada ne diyorsunuz? Aslında e, sinema demek teknoloji demek. Yani e, sinema her zaman çağının en ileri teknolojisini kullanmış bir endüstri. Yani 1890'lardan işte fotoğraf makinelerinin gelişiminden bugünlere kadar... E, ...sinema makinelerinin geliştirilmesinden başladı, başlayıp da... ...işte sinemanın enstrümanlarının içeriğin bir parçası haline gelmesinden... Kamera arkasından öznesi haline gelmesine kadar teknolojiyle iç içe. Sinema beraber dönüşüyor teknolojiyle. Teknoloji sinemayı büyütüyor. Sinema teknoloji büyütüyor. Bilim kurgu filmleriyle daha beraber geleceği. Beraber büyüyorlar. Beraber büyüyorlar ve birbirinin ayrılmaz bir parçası. Sinema demek teknoloji demek bence. Hani günümüzde de böyle zaten şu anda. Yani, Peki buna acaba sinema sanat demektir diye de birisi dese kızar elbette, mı? Elbette sanat. <gülüyor> <gülüyor> yani teknoloji. şöyle teknoloji yani teknoloji aslında İlk bronz çağındaki ilk yapılan bronz balta da o zamanın en ileri teknolojisiydi. Yani sonuçta o gelişim zaten ihtiyaçtan doğuyor hmm. ya da çoğunlukla e, bu ihtiyaçlara karşılık olarak teknoloji gelişiyor. E, hızla popülasyon büyüyor, şehirleşme artıyor dünyada. Teknoloji bu hayatı kolay, kolaylaştırmak üzere. Doğru. doğru. Şey yaptı Kullandığımız telefondan tutun da aslında sinema teknolojisi Aynen etrafta evet. gördüğünüz bütün teknolojileri kullanıyoruz. Herhalde burada bir kamera arkası bir de kamera önü diye ikiye mi ayırıyorsunuz siz? Aslında Tek sinema bir teknik olarak kullandığımız ekipmanlar, kullandığımız teknolojiler işte yazılımlar manasında ha, doğru bir teknoloji kullanıyor. İki mecra olarak yani eskiden biz televizyonda da sinemada yayınlardık sonra... VHS kasetler çıktı. Sonra DVD oldu. Şimdi internet var. İnternet dışında şimdi akıllı telefonlar var. Dağıtım mecraları ekonomisini de geliştirerek büyüyor. Hmm. Yani teknoloji geliştikçe sinemaya katkısı büyüyor. Yani eskiden sinema sonlarına tek gelir elde edilirken sinema ve televizyonda. Şimdi işte 10 tane daha bir, bir şey var. Kanal var. Ve bir raf ömrü filmlerde ya da dizilerde raf ömrü vardır. Raf ömrünü 10 kata çarptı. Yani sinema teknolojinin sinemaya etkisi mesela bu çok önemli bir şey. Hmm. Ee, ekonomisini de büyütüyor, kolaylaştırıyor da ve daha güzel içeriklerin üretilmesini sağlıyor. İnsanlara ulaştırmada değişik kanallar. Tabii kanallar. Şimdi hepimizin evinde işte Apple TV'ler var. Evet. var. İşte çeşitli Türk Türkiye'de ve dünyada film platformları var. Üye tabii, oluyorsunuz tabii, oradan tabii, tabii, tabii. izleyebiliyorsunuz. Öte yandan işte sosyal medya dediğimiz kavram bu sinemayla televizyonculukta social TV'de bir kavram gelişti dünyada. Televizyon artık sosyal medyayla entegre hale entegre geliyor. Oldu. Ve bu özel bir çalışma sosyal medya reytingleri ölçülmeye ve bunun üzerinden pazarlama faaliyeti yapılmaya başlandı. Bu artık yani geldiğimiz teknolojiyle nasıl iç içe olduğumuzun çok somut bir Sinemada bilgi. nasıl yapılır? Social, sinema. Social, da. TV, sinema aslında birbirini kapsıyor. Mesela Hollywood'un önemli stüdyoları şey çalışmaları yaptılar. Bir filmi çıkmadan önce fragmanını sosyal medyadan duyurarak onun etkisi üzerinden araştırmalara başladılar. Hani sosyal medyada yapılan yorumlardan hem feedback topluyorlar. Yani geri bildirimlerle kendilerini geliştirmek için kullanıyorlar. Sosyal medyanın öyle bir etkisi var. Yani ratinglerde sadece kaç kişi izledi diye bakarsınız ama doğru. sosyal medya hem kaç kişi bakıyor, nasıl bakıyor, olumlu mu yorumluyor, olumsuz mu yorumluyor gibi kolaylıklar getiriyor endüstriyi. O farklı bir bakış açısı getiriyor. Yani sırf sosyal medyada popüler diye eskiden ratingten dolayı yayından kalkan içerikler artık yayında yayın hayatını sürdürebiliyor. Doğru, Mesela doğru. bu önemli bir dönüşüm. Doğru. Yani oradaki e, işte televizyonda. İki buçuk milyon kişi izliyor. İnternette dört milyon kişi izliyor. Evet, i̇nternet çok büyük sinema sektöründe bir kırılım yaptı sanırım. Kesinlikle. Ne? Mesela ne dersiniz bu konuda? Ee, şöyle diyebilirim bir ekonomisini bir kere televizyon eskiden işte pasif izleyici, şimdi aktif bir izleyici var. Bu aktif izleyici teknoloji kullanımı sayesinde aktif izleyici. Dolayısıyla insanlar söz sahibi hissediyorlar kendilerini. Dizinin yapımcısıyla iletişime geçiyor, oyuncusuyla, dizinin karakterleriyle bile böyle kurgular var. Hani onlarla Doğru. sen böyle yap senaryo yönlendiren içerikler var şu anda çalıştırılan. Yani sosyal medyadan iz izleyicilerin tepkisiyle dönüşen hikayesi yazılan içerikler üretiliyor. Aynı başlıyor. anda oradaki tepkilerle Tabii senaryo yazılıyor. animasyon olarak yapıldı ama dizi olarak şu anda alternatifli çekimler yapılıyor. Mesela bir kurgu üzerinde. izleyicilerin yorumlarına göre canlı olarak mesela, mesela internette bunu yapıyorlar. Ee, yakında Türkiye'de de bir format gelecek yani bu, haberini aldık. Öyle mi? Çok başarılı olmuş bir uygulama. Yakında Türk televizyonlarında da göreceksiniz. Çok acayip bir dönüştürücü etkisi var. İzleyici aktif hale getirmesinden dolayı. İzleyici o artık bir parçası olarak görüyor. Mesela sosyal medyanın etkisi bu. Teknolojik olarak yani içerik diyelim. Yani sinemayı özelinde değil de bütün içerikler, sinema, televizyon Doğru. olarak değerlendirirsek bu anlamda önemli bir katma değer. Yani sosyal medya bizim yapımcılar için çok önemli. Oradan geri bildirimler sayesinde biz Yaptığım şeyin nasıl bir etkisinin olduğunu canlı olarak görebiliyoruz artık. Ama buna rağmen sinema salonları kapanmıyor. E tabii Açılmaya kapa devam ediyor. Bir rakam gördüm. 2004'te 800 küsürken bugün 1800 küsür Türkiye'de sinema evet, salonu varmış. Evet, evet. Yani evet insanlar ev konforunda, araba, ofis konforunda internette istediği filmi seyredebilirken sinemada sinemaya da gitmeyi bırakmıyor. Aslında gittikleri salonda da ileri teknolojiler var artık. Ha, evet o Yani şöyle e söyleyeyim. Surround sistem denen bir ses sistemi var bu sistem durmadan gelişiyor. Yeni versiyonlar çıkıyor. İki IMAX teknolojisi gibi işte XD teknolojisi gibi böyle üç boyutlu filmi izleyebileceğimiz mi? dev ekranlar özellikleriyle sinema cezbetmiyor. Ama en önemli özellik sosyalleşme aracı olarak sinema ha. olarak kullanıyor. Bir de o büyük ekranın büyüsü. E, no, mesela sinemanın büyüsü bitmeyecek. Neden bitmeyecek söyleyeyim mi size? En önemli şey evlerimiz şehir yaşamında 3 metrelik tavanları geçemeyecek. 3 metrelik tavanları geçemediği için üç boyutlu sinema teknolojisi gelişemiyor dünyada mesela. Hmm, çok Çünkü değişik. üç boyutlu projeksiyon yapabilmek için az dört buçuk metre ihtiyaç var. İhtiyaç var. Cihazlar var konvansiyonel hale gelemiyor. Şey ama sinema salonlarının güzelliği o daha dev ekranda daha sosyal olarak daha farklı bir ortamda ama yine de teknolojiyi kullanarak en azından biletlerimizi bile sinema salonları evriliyor ama bitmiyor. Evet, daha ilerisini söyleyeyim. Ride movie'ler denen bir şey ne Pneumatik sistemlerle içerikle görüntüyü birleştiriyorlar. Bunlar kısa filmler, 5-10 dakika arası. İşte ee, nasıl diyeyim? Bir yarış arabasının içinde hissiyle o filmin içine giriyorsun. Ride o, Movie deniyor. 7 boyutlu diyorlar. iş merkezlerinin girişinde küçük sinemalar olarak evet, oldu evet, ama evet, bunun evet. daha büyük versiyonları var. Eee, rüzgar duygusu, su ıslanma duygusu içeriğin kalitesine göre size yedi, sahip olduğunuz bütün duyguları kokuyla yaşatmaya çalışıyor. yaşatmaya çalışıyor. Bunun televizyon versiyonları da üzerine çalışılıyor bu arada. Japonya'da ciddi araştırmalar var bununla ilgili. Ee, izlerken gördüğünüz ortamın kokusunu alıyorsunuz mesela. İleri teknoloji olarak bunları söyleyebilirim. Aslında teknoloji demişken biraz ileride neler olacağı. Evet, ile ilgili. turistik şeyler yani. Mesela üç boyutlu hologramlar aslında hazır. Teknolojiler çok ileri noktada. Ancak dediğim gibi binaların e, stratejik olarak hani Maliyetler çok yükseleceği için inşaat endüstrisinde 3 metreye geçmez ortalama. Hani 2.80 3 metre arası. Doğru. Şehir ee, yaşamında mümkün değil. Şehir yaşamında mümkün değil. Şimdi başka bir teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Yani teknolojinin de böyle hapse olduğu şeyler var. Çözülmesine rağmen bir takım şeylerin içine girebileceğiz içeriklerin. Yani bu çok acayip. Program teknolojileriyle mi? Program teknolojileriyle ona göre çekilmiş filmlerde artık bunları yapabileceğiz. Yani bunlar heyecan verici. Biz 3 boyutlu kameralar yaklaşık 9-10 sene evvel testlerine girmiştik. Yani 3 boyutlu sinemalar yoktu Türkiye'de. Biz kamera firmalarıyla iletişim halindeyiz. Yani bu teknolojiyi takip etmek zorundayız yapımcı Oo. olarak. Çünkü o teknolojileri ileride kullanacağız. Yani HD teknolojisini çok daha önceden biliyorduk ama işte yaygınlaşması için konvansiyonel hale gelmesi, Evlere girmesi için, değil mi? Ama biz ilk Bilmiyorum. testlerini tabii fuarlarda e, ilk başta biz testlerini yapıyoruz ki hazırlık yapalım. Mesela TRT şu anda Türkiye'de 4K yayın yapan TRT televizyonu var. Evet. Yani tek kurum TRT. Öncü TRT. Bunu hazırlığını yapıyor. Biz şimdi Dört kaç çekim teknolojisi üzerine çalışıyoruz. Yani oraya içerik yetiştirmek zorundayız. Şimdi daha da ileri teknolojiler konuşuluyor. Şimdi bunlara hazırlıklı olmak zorundayız. Bunun altyapısı kurulması, kurulmadığı takdirde yaygınlaşamaz. Hem önceden haberdar oluruz. Bunların hepsi daha iyi kalitede içerik üretmek. Daha güzel renklerle, daha güzel şeylerle. İşte yarın bugün gün televizyonlarımızı takacağımız aparatlarla diğer duygularımıza hitap edecek şeyler. Özel koltuklarla, özel gözlüklerle. <laughs> çok daha farklı şeyler yapacağız. Türkiye bu konuda çok özellikle Bilkent Üniversitesi'nin ciddi çalışmaları var bununla ilgili. Dünya 3 boyutlu televizyon teknolojileriyle ilgili. Türk mühendislerimiz <laughs> çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve çok da etkinler bu konuda. Mesela 2005 yılında ben yine %100 Türk teknolojisi animasyon filmi yaptım Adile Naşit'in. Öyle mi? Uykudan önce programında özel bir kanalda 40 bölüm yayınlandı. %100 Türk teknolojisi de TÜBİTAKMAM servis bölgesindeki teknolojiyi kullandık. Neydi o teknoloji? Sağ ve dilsizler için geliştirilen lip sync programıydı haftada 16 dakika animasyon yapmak çok zor bir şeydi ama oradaki teknolojiyi hemen televizyona uyarladık. Nasıl uyarladık? Ses kaydını alıyorduk. Adile Naşit'i bir kere modelledik yüzünü. Oh. Sesi girince otomatik olarak konuşmaya oh, başladı mi? bu model. Bu gerçekten çok önemli. Çok 2005 yılında ve haftada 16 dakika. Artı bir başka teknoloji geliştirdiler. İki fotoğrafınızdan üç boyutlu görüntünüzü oluşturabiliyorlardı. Mesela bunlar teknolojiyle de yaptınız bunları. Türkiye'de yaptık tabii. Hani haftada 16 dakika animasyon, çocuk programı masal anlatıyor bir robot var diğer tarafta. Tabii ki o orada kompoziting dediğimiz bir teknik kullandık ama ana animasyonu, öyle bir şeyi yapmak iyi bir teknoloji bilgisi gerektiriyordu. Çok şükür ki Türkiye'de çok iyi mühendislerimiz var. Çok Süper. ciddi çalışmalar yapıyorlar. O, buradan Çünkü Mehmet Özkan... Bu konuda da gelişti değil mi? Yani Son 5 yılda. Mesela mutlaka yılda. Mehmet Özkan'ı konuk alın kendinize. Mehmet Özkan önemli bir e, not alın. Mesela o teknoloji geliştiren emi ödüllü tek türü türü. Emi evet. e, e, ödüllü. Kodak firmasında zamanında patentleri olan bir e, ekibi kendisi ve ekibi var. Onlar mesela Amerika adına dünya televizyonculuk standartlarını oluşturmak üzere oturdular. Emmy Ödülü alan tek Türk ama Amerika adına aldı ama önemli yani sonuçta bir Türk mühendisin e, bu içinde olması oraya e, tabi değer katması Düşünsene de Amerika'yı temsilen gidiyor aslında bir Türk ama Amerika'yı temsilen gidiyor ve bunları bilmiyoruz mesela e, bilmiyoruz ama aslında biz Türkler gerçekten dünyada çok pratik insanız. Bir örnek vereyim size e, şey e, 2003 ya da 2004 yılında ee, Asmalı Konak filmini çekiyoruz. 2004 yılıydı. Evet. ANS yapımı. Evet ANS yapımı o zaman. Amerikalı bir görüntü yönetmeni gelmişti. Yani Türklerin pratikliği anlamak adına biraz anekdot olarak anlatacağım Esmer. bunu. Şimşek makinesi istedi. Türkiye'de yok o zaman şimşek, şimşek makinesi. Tü, sektör o kadar gelişmiş değildi daha. Yani 2000... In... Şimşek makinesi. Şimşek e, stop machine denir ona. E, orijinal adı da öyledir ama hani şimşek makinesi diye çevirelim. Bu şimşek makinesi ee, bulamadık ne yapalım ne yapalım biz klasik her zaman şimşek ihtiyacı duyduğumuz zaman kaynak makinasını getiriz getirdiğimiz zaman Allah. dehşete kapıldı <laughs> Monitörden bakarken aa ne güzel dedi nerede makine dedi bir böyle şimşek makinası dehşete kapıldı nasıl olur falan filan Değil çok hoş kaynak makinası kaynak makinasını usta getirdik yani 50 liraya işte o orada hemen <laughs> kaynak, kaynak makinasıyla ama çok güzel etki alıyor evet. sonuçta şimşek duygusu yaratıyor camdan İki yıl sonra Amerika'dan setinden fotoğraf gönderdi. Ee, şimşek makinesi kullanmış. Çünkü şimşek yani şey kaynak makinesi kullanmış. Çünkü kaynak makinesi random ışık veriyor. Türklerin pratikliği de burada. Hani ihtiyaca şeyimiz var ama hızlı adapte olabiliyoruz. Yani hmm. dünyadaki en yani Hollywood'daki bildiğiniz stüdyolarda ne kamera varsa bizde o var. Hangi lens varsa o var. Hangi montaj programı varsa o var. Artık yani o konuda hiçbir şey Bu de... işleri yapacak insanlar için çok açık vizyon, vizyoneriz. Vizyon şeyler söylediniz yani. Ee, kesinlikle genç bir nesil var. Türkiye'de en büyük hareket gücümüz oradan geliyor. Hızlı adapte olma yeteneğimiz var. Hani biz Türklerin en büyük yeteneklerinden biri de bu. Ama bizim biraz daha tecrübelenmemiz lazım. Yani onların yüzyıllık birikimini biz yaklaşık bu son 10 yılda ...elde etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ne yapmak lazım o tecrübeyi? Çok film mi çekmek lazım? Tabii. Çok film. Ekonomiyi bitmek lazım. Bu konuda... ...devlet desteklerinin artması lazım. Ki bu... ...son dönemlerde şükürler olsun arttı. İşte bütün dünyadaki fuarlara katılabiliyoruz... ...devlet desteğiyle. Eskiden... ...bunlar bilinmezdi. Şimdi dizilerimizin... ...filmlerimizi herhangi bir ülkede yayınlamak için... ...destek alıyoruz. Hmm, süper. Bu sektörün gelişiminde de etkili. Mesela dizilerin sadece bölgede yayınlanması bile Türk e, e, ekonomisine 2,5-3 milyar dolarlık enderik katkı sağladığı düşünülüyor. Direkt 200 milyon dolar civarında bir ihracat rakamına ulaştı. Süper. Bunlar önemli veriler. Peki sizi ben biraz merak ediyorum. ANS production olarak evet. neler yaptınız? Ben hani gördüğüm kadarıyla çok büyük işleri imza atmışsınız. Ee, tabii yani Ahnesi zamanının en büyük yapım şir şirketlerinden biri. ilk kurulan büyük yapım şirketlerinden yani Televizyon hatta içimizde radyo, yerel radyo bile vardı. Yani Hı -hı. orada televizyonun ve sinemanın bütün disiplinlerini öğrendik. Orada öyle şey vardı. Şimdi günümüzde şu anda iki proje çalışıyoruz. İki büyük proje çalışıyoruz. Bir özel kanal... Bir, bir, bir tanesi özel kanalı anlaşmış durumdayız. Bir İtalyan uyarlaması. ...güzel bir umut yolculuğu hikayesi. Köyden bir kasabaya... ...İstanbul'a değil hani Aha. kasabaya gelen... ...umutları doğrultusunda hareket eden... ...iki gencin hikayesi. Bir de çok heyecan verici... Bir ...aksiyon... ...dizisi hazırlığımız var. 2016'da yayınlanacak. Hmm. Burada da yine... ...Amerika'dan çok önemli bir... ...yönetmen gelecek danışmanlığını yapmaya. Her bölüm mutlaka büyük patlama... ...ve araba araba sahnelerinin olduğu... ...çok güzel bir... Bunu efektlerle mi yapıyorsunuz Gerçek tabii, sahnelerle Tabi Tabii tabii. Şu anda efekt artı gerçek sahneler. Bunların hepsi birleşiyor. Green box teknolojisi ya da blue box dediğimiz teknolojiyi kullanıyoruz. Üzerine real görüntülerle birleştiriyoruz. Çünkü sıfırdan da üretebiliyoruz ama aynı etki yaratmak ve zaman ihtiyacı var. Haftalık üretimler bunlar. O yüzden bildiğiniz bütün teknolojileri kullanıyoruz orada. Yani Amerikan'ın evet, ne Green box teknolojisi çok ilginç değil mi? Ee, aslında biraz ondan bahsedelim. Bütün her şey süzde yapılıyor ama bir arkada yeşil bir şey var. Evet. E, platform var, arka fon var. Evet, Daha evet. Detaylı nasıl? Nasıl anlatayım? aslında green box'ın anlamı şudur. Green box doğada olmayan bir renk. Orada kullandığımız yeşil renk doğada olmayan bir yeşil Ren renk. renk. Evet, milyonlarca renk içerisinde green box olmayan bir renk. O green box rengi bilgisayar arka fonu atmak ve temizleme açısından kolaylık sağladığı için green box tekniği deniliyor. Yoksa kırmızı da kullanabiliriz. Hmm, tamam. Mavi de kullanabiliriz ki mavi kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Yeşil ormanlık alanda bir green box çekeceksek, mavi kullanmak zorundayız. çünkü birbirine karışır diye. Ee, teknik olarak bir böyle özelliği var. Orada bilgisayar programı sayesinde arkadaki o perde atılıyor, oraya koymak istediğimiz görüntüyü her koyabiliyoruz. Şeyi koyabiliyorsunuz. Koyabiliyoruz evet. Süper. Peki e, siz çok büyük işler yaptınız mı? Asmalı konak. Evet. Mustafa hakkında her şeyi ben hani evet, evet. web sayfanızdan evet. bakmaya evet. çalıştım. Oradaki tabii. E teknoloji kullanımı nasıldı o kaynak hikayesinden buraya? E tabii o zaman da o zaman mesela asma Kodak Türkiye'de color correction dediğimiz özel renk kalibrasyonu dediğimiz sistemin ilk uygulandığı dizidir. Görüntü için mi önemli? Görüntü şey için önemli. Şöyle kamera çeşitli ışık değerlerinde çekim yapar. Bu renkler birbirinden farklı olur. Çünkü gün gün çekersiniz. Hmm. Aynı günde bir dizi çekmek mümkün değil. Color correction hem bunları bir dengede tutar hem de renklerle oynama imkanı verir. Bu mesela sinemada kullanılan ama dizilerde kullanılan bir teknoloji değildi ve pahalı bir teknolojiydi. O zaman bir cihaz çıktı işte o 150 bin dolarlık bir yatırım da o zaman geldi ama şu anda Türkiye'de yani bilgisayarınızda bile yani herhangi bir bilgisayarda bile color correction yapabilirsiniz. Yazılımlarla. O... yazılımlar tabii yazılımlar ve bunların teknik donanımlarla entegrasyonuyla oluyor. Tabii çünkü biz daha profesyonelleri kullanıyoruz ama yani amatör bir YouTube kullanıcısı bile artık color correction yapabiliyor. Yazılımların içerisinde şey hale geldi. Yani bunların profesyonel versiyonları var. Şey var. Daha ileri bir teknoloji söyleyeyim. Şimdi make correction diye bir şey var. Japonya'da testleri yapıldı. Ben o testlere katıldım. Çok ilginç. Yani makyajınız yanlış daha iyi olsa ben makyajınızı gençleştirebilirim, yaşlaştırabilirim size. Yazılım ve programlar böyle. Evet mi? yani çok basit bir teknoloji. Yani basit kullanımlı. Böyle normalde bir ay olacak bir prosesi iki saatlik bir proses haline getirmişler. İşte göz renginizi değiştirebilirim, ten renginizi değiştirebilirim, göbeğinizi alabilirim gibi etkiler yapılacak Bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. kullandınız mı hiç bir projeniz? Testine mi? git yok Te daha daha o cihazı daha yeni ben testlerine gittim çok etkilendim ama tabi korkuyoruz bir taraftan teknoloji bu kadar girdiği zamanda takip etmek yani... zor olur değil mi? Yani takip etmekten ziyade incelemek iş... gerekiyor. Hem ya, yapımcılık çok organik bir iş şey artık yani, dünya çok hızlı mesela izleyicileri yani dinleyicileri buradan şöyle bir tavsiye de bulunayım bir karep korsanlarının e, kamera arkalarını YouTube'dan arasınlar mesela. Yani orada lojistiği bile üç tane büyük remork işte gemiler yollar yapıyorlar filmler yapmak için. İşte o savaş gemilerini yapmak için pneumatik sistemler e, 100, e, 300 tane ışığı aydınlatmak için küçük bir kasaba aydınlatacak jeneratör sistemlerine kadar arka planda dehşet bir teknoloji Büyük bir ekip çalışıyor. Tabii mühendisler çalışıyor. Mesela animasyon filmlerinde de özel yazılımlar geliştiriliyor. Mesela tüylü bir obje varsa orada Özel yazılımlar geliştiriliyor, o özel yazılımlarla o animasyon filmleri yapılıyor mesela. O kadar hayatın bir parçası haline geldi ki vazgeçemeyiz de zaten. Evet, işte. Mesela o animasyon şirketi Pixar'a, Sony'nin evet. sanırım ortaklığı, Apple'ın ortaklığı gibi. Tabii arge faaliyetleri de yürütüyorlar. Evet. Yani bizde teknoloji firmaları bu animatif animasyon firmaları ortak oluyorlar veya evet. satın alıyorlar. Evet, biz bir bu teknolojiyle biz hep ithal ediyoruz aslında. Bu konuda işte mesela Mehmet Özkan'ı çağırdım dediğim mi? O, o insanlar çok önemsiyorum. Bunlar Türkiye'nin yüzakları bence çok önemli teknolojiler geliştiriyorlar. Sağolsun ee, sağ olsun devletimiz de mesela onların yaptıkları proje o yazılımlar mesela sarı dilsizler için olan yazılım televizyonculukta da kullanıldı. Teknoloji öyle bir şey. Hani o geliştirilen teknoloji mesela uzay teknolojisini biz günümüzde evimizde de kullanıyoruz. Niye? Çünkü o gelişmiş teknolojinin başka faydaları ortaya Doğru. çıkıyor. Yani Doğru. bu böyle bir şey. O yüzden dediğim gibi sinema teknoloji demek aslında bir taraftan da o evet, teknoloji yani, kullanarak. Bütün bu anlattıklarınızdan Tamamen teknoloji <laughs> oldu, görmüş oldum. <laughs> günümüzde Adam mesela Zayı. Filinta dizisi en son yaptığımız... Sizin yapımcılığınız... Ben de tercih. evet başlangıçta yapımcılarından biriydim. Beşinci bölümün sonuna kadar. Ee, orada da mesela... Çok etkileyici bir dizi Evet, orada. evet. Çok ciddi bir bir buçuk yıllık bir hazırlık sonucu e, hayata geçti proje. Yani, Türkiye'nin yüz akı projelerinden biridir. E, karşılığında gördüğü televizyon izleyicisinden çok özel bir kitle. Hem sosyal medyada hem televizyonda evet. özel bir kitle oluştu. Proje bir buçuk yıllık ciddi bir çalışma ürünü işte hem oradaki dekorlar hem de dekorların bilgisayar teknolojisiyle gördüğünüz binalar iki katlı yapıldı aslında. Siz ekranda onu beş katlı görüyorsunuz, yedi katlı görüyorsunuz. Patlama sahnesi çekiyoruz. Evet gerçek patlamalarda da yapıyoruz ama patlamanın etkisini arttırıyoruz. Daha, falan, daha efektif evet, daha efektif, daha manipüle ediyoruz. Mesela bıçak atıyoruz adamın karnına saplayan. Gerçekten saplayamayacağımıza göre orada bilgisayar teknolojisi giriyor devreye hmm. gibi. Hmm. Çok ciddi bir çalışma oldu. Yine dışından özel ekipler geldi. Türk ekiplerle ciddi çalışmalar oldu. Bu işte bilgi transferini böyle elde etmeye çalışıyoruz. O zaman şöyle bu bu kadar teknoloji iç içe olunca dediğiniz biraz önce de bahsettiniz mühendisler, tasarımcılar, tabii, tabii, sinema sektörü içine giriyor. Yani bugün tabii. bir bilgisayar mühendisi illa e, e, bu işlerle alakalı sinema sektöründeki bir şirkette de çalışabilir. Yani tabii kendi tabii. alanlar açmaya başladı. Kesinlikle öyle zaten yani artık bütün teknolojiler yani hayatımızda mesela ekonomistlerle mühendisler birlikte çalışıyorlar. antropologlarla sinemacılar, sosyal bilimcilerle mühendisler. Artık bu hayatın gerçeği, bu multi bir dünyaya doğru evet, gidiyoruz. Doğru. Bu multi dünya içerisinde zaten sinema demek hayat demek, hayattan ne varsa sinemanın içinde olması Hı -hı. demek. Dolayısıyla e, hayattan bir şey anlatıyorsanız o hayatın bütün doneleriyle içinde olmak zorunda. Aynı. Aynen. E, bir de bilim kurgu filmleri de yani mesela. bambaşka bir alan. Bambaşka bir alan. Ufuk açıyor teknolojileri diye. Ki o... biraz sanki geri o konuda <laughs> ya da yeni projeler mi yapılacak? Ee, olabilir. Çalışılıyor yani. Zor tabii, zor bir şey. Ya bu tabi. konuda işte biraz TRT daha farklı bakış açısı geliştirdi. Devlet kanalı bir sorumluluk projesi olarak hani bakıyor şeylere. Rating rekabetinin dışında kültürel rekabet derdinde devlet kurumu olduğu için oradan çok güzel şeyler gelecek duydum çünkü. Ya benim kişisel olarak hep merak ettiğim bu buradan açılmış gazetesi. Bizim müthiş bir tarihimiz var. Evet. Tabi ee, tabii tarih filmleri çekmek evet. Muhtemelen çok bütçeli profesyonel evet, evet, işler evet, evet. bu kadar hani organik işte alanlar da olmayınca ama çok bizde içerik çok yani evet. Osmanlı'da herhalde Avrupa tarihini bitirmişler sinema sektörü için derler ama Osmanlı'da korkunç böyle projeler var mı? Var hani, tabi var tabi işte ee, hep klasikler işte İstanbul'un fethinden tutun da Abdülhamit düşüşüne yani kadar mesela hep e, yöneticiler bazından tutun da insan öykülerine kadar inanılmaz öyküler var yani Osmanlı'yı bırakın daha da geleceğin Rasal Zelcezeri var mesela. Türkiye'nin dünyanın ilk sibernetik ve robot evet, mühendisi ve bunu artık uşağı diyor ki kitap yap. Yedi tane kopya bir tane Kültür Bakanlığında var. Açsınlar baksınlar. Almanya'da bir üniversitenin bahçesinde gördüm. Yani e... onlar yapacak herhalde bizden önce. Yok biz uyandık canım onunla aynen. ilgili. Yani mesela onun öyküsü de çok güzeldir. Hem hayat öyküsü hem de... Yarbakır-Cizreliymiş sanırım. Evet. Yani evet Cizre-Yarbakır arasında. Öyle bir şey evet, var. Hikayesi çok var. Çok ilginç yani. O yüzden hani... Binlerce hikaye anlatabiliriz. Anlatacağız da. Hani inşallah ya, şey, Son şey olarak da bu tabii çok geniş, müthiş bir konu. Ee, sosyal medya'yı çok iyi kullanıyorsunuz. Sizi evet. insanlar bu tip gelişmelerde takip edebilir mi? Ara sıra bilgiler veriyor musunuz? Tabii tabii. Hesabınızdan. Tabii tabii. Veriyorum. Neydi Twitter'ınız? Ee, Kararsız Atom diye. Kararsız Aslında atom. size onu da anlatayım biraz... <laughs> Gerçek isminle girmemiştim o zaman Twitter'ın bu hale geleceğini tahmin etmemiştim. de dinleyelim. <laughs> yani o kadar. Yani. Tamam okey. Yani Karas Atam olarak e, takip edebilirsiniz. Bülent Bey sinema sektörüne ilgi duyanlar evet. kendisiyle iletişime de geçebilir. Orada çok aktif zevkli. kullanıyor. E, konu çok geniş ama süremiz bitti. Ama genel olarak konuşmuş olduk. Evet, Ayağınıza evet. sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim fırsatı e, verdiğiniz ha, için. Eyvallah. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Haftaya cuma saat 15'te. İyi hafta sonları. TürkSaat dijital hayatı sundu.